Çocuk ağlıyor. Çocuk annesini gördüğü zaman çocuk da gülmeye başlıyor, böyle eğleniyor, annesine hareketler yapıyor böyle böyle. Annesine diyorlar ki şimdi hiçbir etki verme, tamamen yüzünü böyle hani poker face diyoruz ya, böyle hiçbir etki olmadan dümdüz dur bakalım ne yapacaksın. Çocuk ilk önce annesini hareketlendirmeye çalışıyor ama annesine bakıyor ki hiçbir tepki yok. Ağlayarak tepki vermeye başlıyor. Şimdi buradakilerden gerçekten hem bağlanmayla alakalı hem de bizim duyguları karşı taraftaki insan regüle ettiği zaman, karşıdaki insan bizi anladığı zaman ne oluyoruz bir anda? Ha, beni anladı. Anladı derken ne oluyor peki? Beni anladı, beni anlıyor o insan. O kişi beni anlıyor. O yüzden neden? Çünkü senin bir duygu dünyana girdiği zaman o kişiye bir bağ kuruyorsun. Sadece olay hani diyoruz ya, sadece emzirmek ya da sadece doğurmak değil. Çünkü bağ kurma daha en baştan, daha hamilelik zamanından başlayan bir süreç. Eğer o çocuk istenmeyen bir çocuksa, eğer bu çocuk doğduktan sonra istenmeyen davranışlar, işte annenin istenmeyen davranışı olursa o çocuk zaten bağ kuramıyor, sağlıklı bağ kuramıyor. Ve bağ kuramadığı zamanı zaten ben istenmezim, zaten ben anlaşılmazım diyerek bu diğer ilişkilerini devam ettiriyor. İşte o yüzden burada annenin o bağ kurması için o çocuğu yatıştırması, o çocuk ağladığı zaman onun duygularına tercüman olması. Yani şu bile bir bağdır. Ağlıyor ya çocuk. Siz de ağlayarak tepki verebilirsiniz. Onun o sadece annem de ağlıyor. Biliyor musun ben de ağlamıştım. Ben de çok sinirlendim diyerek tepki verebilirsiniz. Ya da konuşarak tepki verebilirsiniz. Hadi bakalım mesela oyuncaklarla hadi bakalım. Mesela burada bir tane bebek olsun. Bebek çok ağlıyor mesela. Ağlıyor değil mi? Ay çok ağlıyor. Buna canı çok sıkılmış. Çok öfkelenmiş. Bu olsa ne yapar? Ya da şurada bir çocuk var. Mesela şöyle bir çocuk, bu çok sinirlensin, arkadaşlarla kavga etsin. Sence bunu ne yapmak lazım, neye ihtiyacı var? Ya da ne yapalım bu çocukla daha iyi arkadaşla iletişim kursun gibi. Hem anne çocuk ilişkisini hem de aynı zamanda da ileriki yaşlarda da arkadaş ilişkisini etkiler. Şunu unutmayalım. Özellikle bağımlılık çalıştığımız zamanlarda. İlk başladığımız zamanlar evet insan madde bağımlısı oluyor, sigara bağımlısı oluyor, o oluyor, oluyor. Çocukluk dönemine baktığımız zaman burada bir ihmal görüyoruz. Anne ile çocuk, baba ile çocuk sağlıklı bir bağlantı kuramadığı zaman çok kolay bir şekilde o bağımlılık yapacak şeylere yönelmesi çok fazla risk grubuna giriyor. Hani bu da literatürde var. Hani eğer ki olabilir ben böyle bir anneyim, ben böyle bir babayım, beni böyle kabul etsin çocuğum diyorsanız bunun lütfen 15 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını göze alarak söyleyin. Çünkü 15 yıl, 20 yıl sonra çocukların, ihmal edilen çocukların, hani bağ kurulamayan çocukların, sağlıklı bir bağlanma yaşamayan çocukların da böyle bir riski var. Bu riski de farkına olarak birazcık daha belki de ailelerin işin ciddiyetine farkına varıp hareket etmeleri gerekiyor. Bu fiiliyel olur, başka bir oyun terapisi olur, başka bir çalışma olur. Ama muhakkak çocuğumuza bağ kuralım. Hani dedik ya terapide bağ kurmak çok önemli. Çocuğumda hep böyle bir sınır var. Çocuğuma bir türlü yaklaşamıyorum. Ama ne oldu ki o çocuk orada size böyle bir anne seni istemiyorum ya da sana güvenmiyorum ya da sana bir güvenli bağlanma yapmıyorum dedi. Ona bakarak orada sağlıklı bir çalışma yaparak yapılması gerekiyor. Hani insanlar da şunu zannetmesin. Düzelir mi ya? Ya hayır çocuklar çok hızlı tepki veriyor. Bazen yetişkine çok zorlanıyorsunuz. Yetişkinin bile çocukluk dönemindeki bir anıya bir çalıştığınız zaman olay tamamen çözülebiliyor. Yani çocuklar çok daha hızlı cevap verirler. Çok daha sağlıklı tepkiler verirler. Süreci daha iyi yönetebilirler. O yüzden o konuda lütfen değişir mi dönüşür mü demeyin. Eğer böyle bir sıkıntı varsa tek yapmaları gereken şey isteyerek, okuyarak, bakarak neye değişmem gerekiyor diye ya da bir destek alarak bu konuda kendilerini güçlendirmeleri gerekir.